Merhaba, YouTube'un Türkiye'de başlattığı bu partner program hakkında ne düşünüyorsun? Son derece faydalı olduğunu düşünüyorum ve buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Özellikle de Türkçe içerik, hani buna çok daha önce başlanmıştı belki ama bunun özellikle de biz basına duyurulması son derece faydalı olduğunu düşünüyorum bunun. Ve biz de böylece son kullanıcılara bunu ulaştırabileceğiz. Ortaklıkların son derece yine faydalı olacağını düşünüyorum. Hem Türk iş ortakları için de çok faydalı olacaktır bence bu. Ve son basın mensuplarının sorduğu son soru özellikle hani sadece küçük iş ortaklarıyla değil, büyük de olabiliyor, küçük de olabiliyor. Hani orta ölçekli de olsa her türlü iş ortaklarına açık olduğunu öğrenmiş olduk burada. Bu şekilde düşünüyorum. Peki sen Türkiye'de kullanıcıların YouTube'a içerik üretme konusunda hangi aşamada olduğunu düşünüyorsun? İyi içerik üretebiliyor mu Türkiye'deki kullanıcılar? Bir gazeteci olarak şahsi fikrim henüz yeterli olmadığı kanısında daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha başarılı içerik üretebileceğimize inanıyorum ama. Cem, biraz önce YouTube Türkiye'de iş ortakları programını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla Türkiye'de YouTube'a içerik sağlayanlar için aslında önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar YouTube'da milyonlarca videosu izleyen oldu. Bugüne kadar hep hani YouTube başkalarının içeriğini kullanıyor gibi duruyordu. Ama YouTube artık herhalde bunun karşılığını veriyor. Yani dolayısıyla bu hem amatör olarak, hobi olarak video üretenler için hem de profesyonel anlamda video üretimi yapan, mesela burada Shift Elite.net gibi video üretimi yapan web siteleri, işte yayıncılar, bunun dışında gene video üretimi yapan diyelim şeyler de olabilir, işte film şirketleri, müzik şirketleri, buradan bir ekstra gelir şey olabilir. Fakat burada gelirler konusu biraz muğlak kaldı, bunda bir belirsizlik var. Bugün yaptığımız toplantıda Christoph ne yazık ki net rakamlar veremedi. Buradan şu anlaşılıyor benim anladığım kadarıyla, yani ne kadar büyük bir yayıncıysanız alacağınız gelirin boyutu da o kadar büyük olacak gibi geliyor. Yani pastadan büyük dilim almak için daha güçlü bir yayıncı olmanız gerekecek. Biraz daha küçük durumda olanların gelirleri daha şey olacak. Vallahi söylenen rakamlar, tabii eğer düzenli olarak upload ettiğiniz videolar 1 milyonun üzerinde izleniyorsa ayda birkaç bin euro kazanmak gibi. Bence önemli bir yan gelir olacağına inanıyorum. Umarım devamı gelir. Cem, bir şey soracağım. Burada Türkiye'de içerik üreticiler profesyonel değil de bu sefer evdeki kullanıcılardan bahsediyorum. Onlar sence içerik üretme konusunda hangi seviyedeler? Nasıl değerlendiriyorsun? Daha içerik üretebilirler mi? Vallahi aslında cazip bir şey olacak. Yani benim hatırladığım birkaç tane video var. Mesela bu Serkan Is My Girl diye dünyayı sallayan bir video var. Mesela herhalde milyonlarca izlenmiştir. Ama şimdi o videoyu yapan çocuk bundan birkaç bin euro kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Şimdi artık daha planlı olacağını zannediyorum. Yani o zaman her şey biraz daha tesadüftü ama kafayı takan, yani ben bu işten para kazanacağım diyen, işte aile videoları üretebilir, komik videoları üretebilir, işte senaryo yazıp kısa filmler çekebilirler. Yani artık video üretmek çok kolay. Yani bugün bir cep telefonuyla bile bir video yapabiliyorsunuz. Bence önemli bir gelir kapısı olacak ve insanları da ciddi anlamda video üretimine teşvik edecekmiş gibi geliyor bana. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Özlem, merhaba. Google bugün önemli bir açıklama yaptı Türkiye için. Türkiye'deki internet kullanıcıları için yepyeni bir fırsat var. Bu fırsat hakkında bize bilgi verebilir misin? Evet, YouTube iş ortaklığı programını yakın bir zamanda Türkiye'de de hayata geçireceğimizi ilk olarak sizlerle paylaştık. Bu şu demek oluyor: artık hobimiz olan video içerik üretimini kendimiz için bir iş modeli haline dönüştürebileceğiz. Biliyorsun 1 Ekim'de YouTube'un Türkçe arayüzünün lansmanı yapılmıştı. İkinci aşamada olarak da iş ortaklığı programını hayata geçireceğimizi bugün duyurduk. Artık kanal sahibi olup bu kanalda yarattığımız içeriği gelir modeli haline dönüştürebileceğiz. Yani ne kadar kaliteli içerik yaratırsak aslında alınan reklamlar üzerinden bir gelir paylaşım modeli. Bu gelir paylaşım modelinde de içerik sahibine büyük bir oranını paylaşarak onların
hem kaliteli içeriğini devam ettirmelerini hem de bu büyüyen dünyayı kendileri için bir gelir modeli haline dönüştürmelerini hedefliyoruz. Bu da internet ekonomisi için önemli bir katkı diye düşünüyorum. Bir sorum daha olacak. Türkiye'deki internet kullanıcılarının kaliteli içerik üretmeleri ve bu yolla gelir elde etmeleri bugünden itibaren artık mümkün. Onlara ne tavsiye edersin içerik üretirken? Yani bugün biz bunun bilgisini paylaştık. Yakın bir dönemde hayata geçecek. Sonuçta içerik çok önemli. Hem kendi yaratıcılıklarını göstermeleri hem de bunu bir model gelir modeli haline dönüştürmeleri açısından. Biz açıkçası heyecanlıyız çünkü Türkiye'de çok kreatif çalışmalar yapılıyor ve internet dünyasına ve teknolojiye olan merak ve ilgiyi de hepimiz biliyoruz. Türkiye'den de yakın dönemde YouTube starları çıkacağına inanıyoruz. Bu dünyayı biraz daha detaylı araştırıp bu dünyada neler oluyor, nasıl örnekler var incelerlerse ben eminim Türkiye'den de başarı hikayelerini yakın zamanda görüyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.